anlamlı bir hayat nasıl olur sorusu. Burada tabii anlamlılığı nasıl tanımladığımız da çok önemli. Anlamlı bir hayatı nasıl tanımladığımız da çok önemli. İşte bu değerler üreten, değer içeren, erdem içeren bir hayat mı? Yoksa başı boşuna bir rastgelelik, bir boşunalığın olduğu veya yaratılmış olmalı bir dünyaya fırlatılmış olmak olarak mı algılandığıyla da çok alakalı. Bizim hayatı anlamlı görüp görmediğimiz. Bu konu uzun yıllar tartışıla gelmiş olsa da son yıllarda aslında bir netlik var. Anlamlı bir hayat nasıl olur? Birey anlamlı bir hayatı nasıl tecrübe eder? Sorusu biraz daha netlik kazanmış durumda. Buna göre kişi bilişsel açıdan hayatını bütünlük ve tutarlılık arz eden şekilde algılıyorsa, yaşamında değer verdiği irili ufaklı dünya ve ahiret yaşamına dair, öte dünyaya dair bir değer ve amaçları varsa ve bunlar uğruna çalışıyorsa, çabalıyorsa ve büyük planda dahi varoluşunu anlamlı görüyorsa, yani kendisi yok olduktan sonra bile hayatının yaşamış olmasının bir anlamının olduğunu düşünüyorsa, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutta kişi yaşamını anlamlı hissetme noktasında başarılı olduğu addediliyor.